Evet, Fenerbahçe'nin Rusya kampı sona erdi. 3 de hazırlık maçı oynadılar. Nefçi'yi 1-0 mağlup ettiler. Kızıl Yıldız'ı 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe. Zenit'le de penaltılara giden bir karşılaşma oynandı. Orada da mağlubiyet yaşandı. Şimdi takıma şöyle hazırlık karşılaşmalarındaki 11'lere baktığımızda çok gözümde bir şey canlanmıyor. Çünkü sanki birçok oyuncu aslında gidecekmiş gibi. Burada bir Fenerbahçe'de bir yandan kalite arttırılırken transferlerle ki en önemli eksik buydu. Bir türlü özellikle hücum hattında Valencia'nın sırtına binen büyük diğer oyuncuların neredeyse hiç katkı yapamadığı asist ve golün dışında pozisyon anlamında hazırlık pasları anlamında yapamadığı sonrasında Arda Güler'in devreye girmesiyle biraz orada hareketlenen bir yapı vardı. Fenerbahçe ilk iş olarak Tadic ve Zeko ile beraber bunu A takım, Şampiyonlar Ligi takımı seviyesine çekti. Bunu bir kere kenara koymak lazım. Elde çok oyuncu var. Yabancı ve yerli evet çok oyuncu var ama burada bazı isimler gönderilecektir. Bugün Zaman lazım. sözünü kestim. Buyurun. Bir haber vardı Hürriyet'te. 11 oyuncuyla yol ayrımında diye. Bu 11 oyuncuyu istersen bir Lütfen. aktarayım. Atile Zalay, Batshuayi, Diego Rossi, William Arao, João Pedro, Osayi Samuel, Altay, Gustavo Henrique, Joshua King, Nazım Sangare ve Serdar Dursun. Yani şöyle baktığımda Altay ve Batshuayi gözüme çarpıyor. Sanki Zalay'ı da bir orada tıkanıklık mı oldu bilemedim ama Evet, yani Almanya'dan gelen çok netti haberler çünkü bir anda aynen öyle. kesildi. Ya muhtemelen gönderilecek görüşmeler sürüyor. Çünkü Fenerbahçe bu konuda hiç ser verip sır vermiyor. Çok sessiz ilerliyor transferde. Tadiç'te gördüğümüz Tadiç'te de görüldü bu. gibi. Geçen sezon falan da böyleydi. Bu sezon daha da bu iş ciddiye bindi. Salah'ı gidecek ki birkaç tane de savunma transferi yapıldı. Elinizde zaten Samet Serdar vardı. Orada bir genişleme söz konusu. Diğer tarafta Batshuayi'yi göndermek oyuncunun bireysel olarak ben bu takımda oynayamayacağım, yer bulamayacağım, beni gönderin demesi dışında ben bunun zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Eğer Suudi Arabistan piyasası gelir, iyi bir teklif yapar, hemen Değişir. zaten uçağa bindirip gönderebilirsiniz. Onun dışındaki isimlerden de hangisine ne kadar teklif geleceği önemli. Rossi evet gidebilir ama Osayi'nin yerini doldurmanız gerekiyor. Nazım Sangare hiç devamlı olmayan, geçen sezon hiç ortada olmayan Serdar bir Dursun oyuncu. sanki şans bulamazmış gibi Muhtemelen artık. yani yerli olması İsmail Kartal, Serdar kal kardeşim biz seninle bu sezon daha çok süre bulacaksın deyip farklı bir atmosfere götürürse evet. Yerli olarak şimdi bir de Umut var ama. Umut var. Umut'u yani tam net forvetten ziyade biraz daha kanatlarda forvet arkasında kullanabilirsiniz de Serdar Dursun size o etkiyi yapamaz. Serdar net bir pivot santrfor, Doğru. net bir santrfor olarak oynar. O yüzden hani Umut Nehir'i farklı bölge kullanırsınız. Diğer isimlerde kontratı olan isimlerle de yolları ayırmak bir hayli zor şu anda. Öyle gözüküyor. Yeni transferleri de şimdi konuşacağız. Yeni transferlerle ilgili de bir haberimiz var. Şimdi 9 yıllık şampiyonluk hasreti var. Bu anlamda da artık bir atağa da geçmiş durumda Fenerbahçe. Değerli izleyenler, yönetim yalnızca kalite değil, tecrübe transferleri de yapmaya başladı bu sezon. Yeni transferlerle ilgili Fenerbahçe haberimizi izleyelim. Fenerbahçe'nin yeni transferleri, tecrübeli isimleri ekranlarınıza getirdik. Şimdi yaş olarak baktığımızda Şimanski hariç yaş alan oyuncular ama tabii oynamaya da devam eden, sakatlık geçmişleri çok fazla olmayan özellikleriyle bu özelliklerle ön plana çıkan oyuncular. Bu tecrübe tercihlerine neler söylersin? Fenerbahçe çok doğru bir transfer matematiğiyle bu sefer hareket ediyor. Yani belki bunda kulübün mali şartlarındaki değişim, UEFA ile yapılan anlaşma etkilidir muhtemelen ama gördüğümüz şu, mesela Tadic Süper Lig'de her takımda, yani sadece Süper Lig değil Avrupa'nın büyük liglerinde neredeyse her takımda oynayabilecek kalitede, kapasitede bir oyuncu. Szymański Hollanda Ligi'nin şampiyon kadrosundan aldığınız bir oyuncu. Biraz fırsat transferi. Kulübüne dönüyor Rusya'ya. Rusya'da tam anlamıyla futbol oynayamayacağı için Fenerbahçe de kulüpte bu avantajı değerlendiriyor. Böyle bir isim. Ryan Kent'le çok önceden anlaşıyorsunuz. İskoçya'da çıkış yapan gerçekten etkili bir oyuncu. Bunun dışındaki isimler de Bekao ile Dzeko'da zaten savunma geçmişleri bilinen. Özellikle Bekao İtalya Ligi'nin sert atmosferinden gelen bir isim. O yüzden Fenerbahçe kaliteyi yükseltti. Bunun yanı sıra deneyim
yaş değil sadece sahanın neresinde ne yapacağını, psikolojik olarak etkisini azaltacak, kendisini bütün o baskılardan soyutlayacak oyuncuları aldı. Şimdi giden oyuncuları da düşününce onlardan da aslında maddi bir kaynak elde edildi. Arda Berisha ve Bruma'yı düşünürsek 31 evet. milyon euroya kadar çıkabiliyor. Tabii yine az önce de bahsettik, birçok oyuncuyla yol ayrımına girildi. Maddi anlamda oyuncu bölümünde bir rahatlama geldi. Orada tabii ki Arda'nın transferi bambaşka bir kasa kolaylığı sağladı. Diğer oyuncuların da gitmesi Fenerbahçe'ye bir hani önünü açtı, rahat hamle yapma şansı verdi. Biraz önce o saydığımız 10-11 oyuncudan gitmesi beklenen oralardan da böyle 20 milyon euroların üstüne çıkılırsa. Şimdi Zalai gitse orada bu 31-45'lere çıkacak. Aynen, en az 30'ları bulur muhtemelen. Diğer tarafta maaş yükünüzün de hafifleyeceğini de unutmayalım. Kesinlikle. Ama bu kadar fazla oyuncuyla lige başlanmaması gerekiyor. Çok zor. Şu anda kaç tam kadroları oldu bilmiyorum ama yani 21... 19 yabancı var. Ya 21 ile 23 oyuncu arasında lige başlamak, bir takım kadrosu sahip olmak genelde teknik adamların istediği şeydir. Hani hadi 24 olsun bu yoğun fikstürde ama bundan fazlası biraz karışıklık yaratıyor. Ama şimdi gelenler zaten ilk 11 oyuncuları evet, olacak. Hepsi neredeyse bak. Kalanları hep ilk 11 oyuncusu alındı. Geçen sezonun ilk 11'leri. İşte geçen sezonun ilk 11'leri çok ilk 11 olmadıkları için bu sezon olmayacakları ama ilk 11'de. Ama hala çok kötü bir sezon geçirdiğini söyleyemeyiz. Bak, sonuçta ikinci tamamladılar, bir de kupa var. Şimdi böyle amigo lafları etmek istemiyorum ama büyük takımdaysanız, Fenerbahçe'de oynuyorsanız ikincilik başarı değildir. Haklısın. Her sezon ikinci olacağınızda Fenerbahçe taraftarı 9 yılda bir kere daha şampiyon olmayı isterdi. Evet. Tamam, o yüzden bu takımda, yönetimde, Jesus'ta başarısız. Ha, 4-5 senelik bir plan yapardınız. Arda kalırdı, Ferdi kalırdı, gençli bir nesil ilk adımını atardınız ve bunun arkasında durdunuz. Ben o zaman sizi başarısız kabul etmezdim geçen sene için. Şampiyonluk hedefiyle çıktınız, bir sezonda başarılı olamadınız. Bu kadar. Peki. Şimdi çok zor kararlar dedim çünkü çok oyuncu var. Evet. Ben de sabah reklam aralarında şöyle 11 plan yapmaya çalıştım. Beynim yandı. Yerli olayına geldin mi? Ve sonra dedim ki ben dedim Suat'a sorarım dedim bunu. Şimdi Livakovic'i ben kaleye yazdım. Livakovic'i bitirdin, tamam. Artık bitirdi gibi gözüküyor. Kaleme ihtiyacım varsa verebilirim. Evet evet, kalemim yok şu anda, alayım. Şimdi tamam, defans hattını düşünüyorum. Evet. İki ihtimal. Şimdi ilk 11'inden başla sen. İlk hafta Fenerbahçe nasıl çıkar diyorsun? Şimdi Osterwolde, Bekao, Ciku ve Ferdi olarak. Osterwolde, Bekao, Ciku ve Ferdi dedin. Evet. Bir yerde tıkanıyorum, onu soracağım tamam. Şimdi. Gel öne. İleride. İleri. Dzeko. İsmail Tadić, Szymański. Bir dakika. Tadić'i ona koydum. Bir dakika. Tadić'i tamam ona koydun. Önüne Dzeko'yu yazdın. İsmail yükseği mi oynattın? Evet. Ya o zaman İsmail'i orta çünkü yerli de kafam karıştı. Tamam, savunmanın önüne İsmail'i ancak koyarız. Tamam. Tamam, koyduk. Kim kaldı şimdi? En ileriye Dzeko'yu koydum zaten. Evet. Tadić'i verdin 10 numaraya. Diğer tarafa Ryan Kent'i yazdın. Evet. Tamam. Diğer tarafa. Orada kaldım. Şimdi bir kere buraya bir Crespo ister ortaya. Şimdi burada Fenerbahçe'nin çıkışı, Ferdi zaten oynayacak. İsmail belki kalite olarak tam istenen seviyede olmayabilir ama muhtemel oynayacak. Mert Hakan'la İrfan Can'a geldin ve kaldın.